Turan Bozkurt ile ekonomik Programdan hepinize merhaba. Bugün 24 Ağustos 2023 Perşembe. Merkez Bankası politika faizini 750 bas puan artırarak %25'e çıkardı. Bugünü kenara not edin ve olacakları bekleyin. Hem Merkez Bankası faizinin beklentinin çok üzerinde %25'e çıkarılması ve sonrasında olup bitenlerin aslında önümüzdeki aylarda Nasıl ortalığı toz duman edeceğini ele veren kararlar, imzalar, adımlar bunlar. Tabii e, keşke Merkez Bankası bu politika faiziyle enflasyonu düşürebilecek bir inisiyatifi eline alabilse. Hepimizin derdi yüksek enflasyon. Ancak enflasyonun yıl sonunda %58-60'a çıkmasını bekleyen Merkez Bankası'nın politika faizinde %25 civarında bir yavaşlama işareti vermesi aslında meselenin oyalama taktikleriyle kuru olabildiğince yeni bir yükselişten, yeni bir ralliden uzaklaştırmak ve dövizdeki dövizi baskı altında tutmak. Hem bu kararın ayrıntılarını dolar TL ve Borsa İstanbul başta olmak üzere piyasada olup bitenleri grafiklerle ilerleyen dakikalarda anlatacağım ama ondan evvel ondan evvel bu faiz artışının faiz artışının kredi faizlerine kredi kartı faizlerinin etkisinden de bahsedeceğim ve bir önemli ayrıntı daha olacak ilerleyen dakikalarda bankalara çok gizli kur korumalı mevduat talimatı verildi ki aslında bugünkü faiz kararıyla oradaki talimat bir araya getirildiğinde 31 Mart 2024 mahalli daireler seçiminden sonra çok büyük bir devalüasyona çok sert bir devalüasyona hazırlanıyor hükümet ve bunun için de elinizde avucunuzda ne varsa almak için Merkez Bankası üzerinden rasyonel politika adı altında tuzak adımlar, tuzak hamleler yapılıyor. Faiz %25'e çıktı. Peki kredi kartı faizi ne olacak? Kredi kartı faizi aylık aktif faiz Eylül ayının 1 Eylül'den itibaren 2,81'e çıkacak. Hala hazırda bu ayın sonuna kadar 2,13'tü. Dolayısıyla hala 2,18'i çok cazip hala. 2,81 aktif faiz oranı da cazip. Yıllıkta %32'yi geçse de enflasyonun %60'a gittiği bir yerde. Tabi bu her ay ilerledikçe daha da zorlaşacak ama dibini sıyırmak isteyenler için aslında son günler, son haftalar, son aylar ikazımı tekrar ediyorum. Aktif faiz ne demek? Siz yaptığınız alışverişten, harcamalardan dolayı bankaya bir oran ödüyorsunuz. Bu asgari tutarı ödediğiniz zaman Asgari tutarı ödediğiniz zaman bu kadar faiz sizden oluyor banka ancak asgari tutarı ödemediyseniz ve yine nakit avans kredil mevduat hesabı nakit avans bunları kullandıysanız 1 Eylül'den itibaren o da %2 80 civarından %3 57'ye çıkacak. Demek ki 1 Eylül'de aktif faiz %2 81 olacak kredi kartı faizi nakit avansı da %3.57'ye çıkacak. Merkez Bankası faizin kararının ayrıntılarını grafikler eşliğinde anlatacağım. Gelelim şu özel bankalara hangi talimat verildi? Şimdi ne olacak? Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul Sanayi Odası meclis toplantısına katıldı. Orada satır aralarında kalan birkaç cümleyi sizin için not aldım. Kamu bankaları son 10 yıldır harika işler yaptı. Özel bankalar da artık bu yarışa girmek mecburiyetinde. Eylül ayından itibaren artık sadece tüketimi finans eden değil, aynı zamanda yatırımı, üretimi ve ihracatı finans eden bir bankacılığa dönmeye mecburlar. Bu kısım önemli. Başka da çareleri olmadığını görecekler. Yani diyor ki ben diyor sanayici olarak size şunu söyleyebilirim ki hükümet bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti. Bütün bakanlıklar, ekonomi bakanlıkları ve bankalar evden itibaren kredi faizlerinde hem kredi faizlerinde sizin taleplerinizi yerine dikkate alacaklar hem de kredi limitlerini açacaklar, kredi musluklarını açacaklar diyor. Bunun ne kadar olacağını bilemeyiz. Ama başka çareler olmadığını görecekler dediğine göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat ciddi BDDK üzerinden ve Merkez Bankası üzerinden kredilerle alakalı makro ihtiyati tedbirin yer yer e, gevşetilmiş halini, kredi, ticari kredileri teşvik eden halini e, önümüzdeki aydan itibaren göreceğimiz söylüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın birkaç hafta önce yaptığı, hem büyümeyi hem istihdamı destekleyeceğiz açıklaması hem de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyüme ve istihdamdan asla taviz veremeyiz sözlerini bir araya getirdiğimizde ve Ekim'den itibaren yüzde 1,26 aylık faiz oranıyla 3 kamu bankasının Vakıf Bank Ziraat Halk Bank'ın konut kredisi kampanyasını hazırlandığını ben burada iki hafta önce dile getirdim artık bu haftadan itibaren başka mecralarda da müzakere ediliyor. Da bununla ilgili mecliste demek ki bir kanun teklifi getirilecek ya da bununla ilgili BDDK'nın adımlar atması gerekecek. Ama ne olursa olsun Eylül'den itibaren politika faizinin belki zirve noktasına bile gelmiş olabiliriz %25'te. Ben %20 bekliyordum. Yanıldığım kısım itibariyle %25 beklentisi benim beklentimin üzerinde bir faiz artış geldi. O yanıldığım kısım en azından oransal olarak kabul ediyorum onu ancak bu işin içinde gerçekten enflasyonu düşürmek ya da rasyonel politika ile bunun bir ilgisi yok bambaşka oyunlar dönüyor onları da anlatacağım peki bununla ilgili bankalar için eylülden itibaren yeni bir dönem başlayacağını anlıyoruz biz burada ee, Ömer Bolat'ın açıklamalarından Hazine ve Maliye Bakanlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK ve diğer kurumlar ticari kredilerde musluğun açılması için bazı hamlelere hazırlanıyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre böyle bir hazırlık var. Bankaların tek tek ticari kredi karnesi çıkarılıyor. Notu zayıf kalan bankaların genel müdürleri Ankara'ya davet edilecek. Diğer cenahta faiz artıyor, kur yükseliyor, rezervler dibinde dibi vardır dedirtiyor. Yani aslında bankalar için Eylül'den itibaren bu e, hamlelerin aslında seçime dönük yeniden kredileri e, pompalayarak suni bir büyüme e, rampasına e, tekrar e, fırlatma rampasına ekonomiyi taşıma hamleleri olduğunu görüyoruz. E, tabii diğer tarafta e, bu bankalarla ilgili oradan buradan talimatlar vesaire gidiyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Ara'nın yaptığı bir Bloomberg HT'de verdiği mülakat var açtı ağzını yumdu gözünü. Yani kazın ayağı hiç de öyle göründüğü gibi değil. Ne diyor İş Bankası Genel Müdürü? Planlarımızı anlık değiştiremeyiz. Oyunun kuralları bir gecede aniden değişirse buna direnir ve itiraz ederiz. Sıkılaştırma politikası pazarlamaya dayalı olarak mevduat faizini yükseltmekle olmaz. Bunun yegane yolu politika faizini arttırmaktır devam ediyor İş Bankası Genel Müdürü. Tasarruf sahipleri hala kurun artacağı beklentisi içinde. Pozitif reel faiz vermeden bu beklenti kırılamaz. Bugün tekrar hatırlatalım. %25 politika faizi muhtemelen Ağustos enflasyonu 3 Eylül'de açıklandığında %55'e doğru yaklaştığını göreceğiz yıllık tüfenin. Peki nasıl olacak? %25'e 55, 3000 eksi baz puan, %30 eksi baz puanla nasıl olacak bu reel faizle %30 eksi reel faizle nasıl olacak? Reel para politikasından yoksun bir hedefin peşinden gitmeyeceğiz. Zarar etsek de devlet iç borçlanma senedi alacağız. Çünkü kur korumalı mevduattan diyor TL'den %50'sini diyor TL mevduata çevirmezseniz vade sonunda size ucuz hazine tahvili %19 faizle hazine tahvili alma şartı getiriyoruz dedi Merkez Bankası. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta ise bu oran %5. Yani dövizden KKM'ye geçmiş sonra tekrar dövize dönmek isteyen Moody'ye Moody'nin %5'ini hesaplarındaki paranın %5'ini aktarmaya çalışacak bankalar. Ama diyor ki biz diyor zarar etsek bile bu hazine ihale tahvillerinden alacağız. Çünkü devletin bize sormadan vaat ettiği ödemeleri kur farkını bankalara danıştı mı vaktinde Merkez Bankası hükümet hazine bu kararı alırken hayır. O zaman diyor mevduat faizi adıyla bizim sırtımıza yüklemesini kabul edemeyiz. Zaten mevduat fa politika faizi yukarıya çıksaydı %25 değil de 45'e 50'ye doğru gitseydi o zaman gerçekten tutarlı bir merkez bankası para politikasından bahsedebilirdik. Bunu kabul edemeyiz diyor ve e, gerekirse diyor e, yani böyle bir şeye karşı diyor direniriz itiraz ederiz oyunun kuralları bir gecede aniden değişirse bunu kabul etmeyiz diyor. Dolayısıyla Merkez Bankası rezervleri swap hariç eksi 62 milyar 700 milyon dolardı. Seçimden bu yana bir ara Haziran Temmuz'a doğru yükselen döviz rezervleri Ağustos'ta bu kuru 28 liranın altında tutmak için satıldı eritildi. Bakın eksi 62 milyar dolarda. Şimdi hazine dövizi düştüğünde bu hazine dövizini dahil edelim. Tamam o da devletin parası diyelim. Onda da eksi 52,7 milyar dolara çıkmış. Geçen hafta eksi 50 milyar dolar. Yani bir haftada aslında 2 milyar dolardan fazla yine döviz sattığını görüyoruz Merkez Bankası. Aldığından daha fazla sattığı net tutarı söylüyorum. Şimdi bu şartlarda bir de diğer tarafta bankalarla ilgili bu Eylül'deki yeni dönemi az önce ifade etmiştim. Bir de Kur korumalı mevduatla ilgili bankalara bir merkez bankasından bankalara KKM talimatı var. O slaytı verelim sevgili yönetmenim. Merkez bankası bankalara hangi talimatı vermiş ve buradaki tuzak ne? Tane tane aktarıyorum lütfen dikkatle dinleyin ve not alın. Bankalara KKM hesabı açmayın talimatı verildi hafta içinde. Yani o cumartesi pazara bağlayan gece... 21 Ağustos'ta 20 Ağustos tarihli resmi gazetede yayınlanan karara göre tebliğe göre sonuçta kur korumalı mevduatın kalkmadığını hatta Merkez Bankası'nın 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatma yetkisini aldığını belirtmiştim bir ön, evvelki programda. Kalkmadığı gibi tutuyorlar arka taraftan KKM'yi açmayın mobil bankacılık uygulamalarından KKM hesabı açması ve oraya para yatırmasına imkan vermeyin mu diye dediler. Sayın Mehmet Şimşek, Sayın Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bu rasyonellik mi? Bu kurala dayalı tutarlı bir uygulama mı? Siz o gün niye o zaman kur korumalı mevduatı kapattık demediniz bu tarihten itibaren KKM alınamaz demediniz. Dolayısıyla kimsenin 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 aslında ne yaptığının farkında olmadığı bir dönem bu orayı tutalım. Bu duvar örerken diğer duvar yıkılıyor. Bakın ne yapacaklar biliyor musunuz? Karşılığında kur korumalı mevduata yüksek faiz vaadiyle mevduat hesaplarına çekecekler kur korumalı mevduat. Güya. Ama İş Bankası Genel Müdürü, Türkiye'nin en büyük özel bankasının genel müdürü diyor ki biz bunu yapmayacağız. Çünkü kur korumalı mevduat mevcut faizlerle ve kurdaki yükseliş beklentisiyle benim mudim açısından en cazip bir de buradan ben elde ettiğim kaynakla da kredi sağlıyorum diyor. İşte geçen hafta itibariyle 50 milyar TL artarak 4, 3 trilyon 410 milyar liraya yükseldi kur korumalı mevduat toplamı. Ve e, yurt içinde ikamet eden yerli şahıs ve şirketlerin döviz tevdiat hesabı tutarı da 2 milyar 600 milyon dolar artarak 174 milyar dolara çıktı. Kim demiş dolarizasyon bitiyor? TL'ye vatandaş güvenmiyor. Bugünkü düşüşe rağmen biraz grafik üzerinde ve diğer verilerle anlatacağım ama TL'nin yükseleceğine dair bir şey yok, ümidi yok. Bakın ama esas plan şu. KKM'deki paraları diyor TL'ye aktarın diyor faizi biraz yükselterek Merkez Bankası. Ve böylece döviz taahhütü kalkmış olacak. Vatandaş iyi de bu sizin kağıt üstündeki hesabınız vatandaşı tarafından kabul edilecek mi? Niye dövizinden vazgeçsin? Tamam KKM'ye geçti dönüşte de dövizini istiyor. Ve nitekim bir azalma olmadığını göreceğiz. Bu kararlara ve bugünkü faiz artışına rağmen vatandaşın dövizden uzaklaşmadığını göreceğiz. Tekrar ediyorum bu düşüşler alım fırsatıdır. Bu düşüşler KKM'de yeni vade açılış fırsatıdır. İnternet üzerinden mobil uygulamadan olmuyorsa şubeye gideceksiniz hesabınızı açacaksınız. Çünkü bunlar diyorlar ki Moody bir müddet TL'de yüksek faizle oyalansın. 31 Mart 2024 mali idareler seçiminin akabinde TL'yi devalü edeceğiz ve bu paraların reel değeri kaybolacak. %40 versene ne olacak size yıllıkta? Yani bugün yatırdınız Ağustos 2022 24 itibariyle %40 versene ne olur? 45 versene ne olur? TL'deki devalüasyon sadece ve sadece seçimden şu anda şu anda seçimden bu yana %40'tan fazla devalü olmadı mı dolar TL? Şimdi bunu tersine çevirmek için algı oyunlarıyla vatandaşın elindeki dövizi toplamaya çalışıyor. Bakın KKM'den TL mevduata geçerseniz başınıza bu gelecek. Buradan söylüyorum. TL'yi suni bir şekilde seçime kadar olabildiğince 35 liranın altında tutmaya çalışıyorlar. Eğer faizi %25, %27,5, %30'a doğru çıkarmayı göze alırlarsa ki alamayacaklar. Bu önümüzdeki aydan itibaren bu faiz artışının getirdiği tüketicideki ve şirketlerdeki e, ağır bedelleri göreceğiz. Onlarla yüzleşeceğiz. Karşılıksız çekler, icralar, iflas davaları. Şu an ticaret durmuş vaziyette. Bugün itibariyle döviz tahsilatı yapacak olan ve 27 lira civarında 27 ondan 27 20'den tahsilat yapmayı bekleyen tüccar ihracatçı bugün perişan oldu. %5 değer kaybetti dolar TL kuru. Ve bugün itibariyle bugün itibariyle e, kamu bankaları borsada yüksekten sattılar dövizde dipten topluyorlar. Buradan soruyorum bu operasyonundan kimlerin haberi vardı? Bugün döviz kredisi borcu hangi şirketlerin kapatıldı kamu bankaları tarafından? Ya da hangi şirketler bugün bankalara döviz kredisi borcunu kapattı ya da vadesinde yüklü ödemeler vardı ve bu ödemeleri yaptılar? 27-20 seviyesinden ki Ağustos sonu itibariyle 30-31 liraya gelmesi gereken bir kurdan bahsediyoruz. Siz bunu beklentiyi %20 olarak piyasaya işaret ediyorsunuz. Sonra %25 faiz artırarak veya ezber bozan bir adım attık deyip bir algıyla vatandaşın panik halde dövizi satmasını ama önce yüklü satışları zaten kamu bankaları yaptı Ziraat Vakıf Halk. Borsada da onlar yaptı. Şimdi bu şartlarda zaten serbest piyasada 26 anlık bakıyorum serbest piyasada anlık döviz 26 80 89, 26 89'un 26 bu buyurun 26 21 alış 26 98 satış 27 lira tekrar geri geldi bu kur bakın burada kalmayacak. Yarın kapanış itibariyle haftalık kapanışta bir panik olsun hafta sonu millet satsın diye Pazartesi satsınlar diye yarın da tekrar Interbank'ta bankalar arasında ve resmi, Merkez Bankası resmi kurunda 27 liranın altında gösterebilirler. 26 liranın altında gösterebilirler. O zaman hodri meydan bankalar niye bize 26 liradan bugün döviz vermiyor? 27.50'den 25.50'den 25.70'den 25.80'den niye döviz verilmiyor? Aynı kamu bankaları gidiyorsunuz. 26 30'dan 26 40'tan alıyorlar. 26 80'den 26 90'dan satıyorlar. İşte oyun tam da burada. Ve Merkez Bankası bu oyunun merkez üssüydü bugün. Dolayısıyla burada kur korumalı mevduattan TL mevduata geçene bir şey diyemem. O, o kendi tercih olur ama kur koru dövizden dönüşlü kur korumalı mevduatta dövize dönmeyenler sadece bugünü, bu haftayı, ay sonunu, 2023 sonunu değil, 2024 Mar Mart seçimini ve sonrasını ve 12 aylık vadeyi düşündüklerinde dövizden uzak kalırlarsa çok ağır bedel öderler. Bakın 2020, 10 Kasım 2020'de Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildiğinde çok hızlı bir şekilde o da faiz artışına başlamıştı ve faizi Mart ayında 19 Mart'ta 2021'de %19'a çıkarmıştı. Naci Abal bir gün sonra görevden alındı. O arada döviz kuru faiz artışına bağlı olarak 7.50, 7.40-7.50 seviyelerinden 8'e doğru giderken hatta 8 bir ara aşılmıştı gecelik işlemlerde. 6.70'in altına indiğinde o gün şunu demiştim. Bunu düşüşler alım fırsatı. Kısa vadeli bakarsanız panikleyebilirsiniz. Panik satışlarla elinizden dövizinizi çıkarırsınız ve çok pişman olursunuz. Hatta o dönemde dolar alan yanar deniliyordu. Berat Albayrak Hazine Bakanı dolar 10 lira olacak, 20 lira olacak, 15 lira olacak ya diye konuşmalar yapıyordu. Bakın bugün 27 20'den 25'i tabelada o da 25. An itibariyle bakıyorum. 25 85'e düşürdüklerini iddia edenler bugün ekonomiye öyle bir ağır darbe indirdiler ki, ihracata, turizme öyle ağır bir darbe indirdiler ki bu şirketler iflas ederken gümbür gümbür belediye seçimlerini kaybettirecek bir krizin aslında işaret fişeği bugün fırlatılmış oldu. İnşaat sektörü eğer o konut kredileriyle de toparlayamazlarsa indirimli kredilerle çok ağır krizler işsizlik zaten tekstil sektörü başta olmak üzere dalga dalga büyüyor. Eylül'den itibaren bugünkü oynanan oyunla çok daha ağır bir krizle karşı karşıya kalabilir. O yüzden kur korumalı mevduatta böyle bir oyun oynanıyor arkadaşlar. Yani sizi TL mevduat önce yüksek veriyormuş gibi ki ortalama vade 30, 32 gün civarında Türkiye'deki mevduatın %80'inin vadesi ortalama vadesi 50 günü geçmez. Nasıl bir yıllık vadede şey açacak Türkiye'de Moody? Dolayısıyla sizi %40 gibi gösterip zaten enflasyonun altında olacak bu. Bir de devalüasyon yapacaklar seçimden sonra ama o tarihe kadar bence bu kur üzerinde oynanan oyunlar Ekim, Kasım, Aralık bilemem ama yıl bir sonuna kadar bir kur şoku bizi bekliyor. Bunun dolar bunun intikamını çok fena halde alacak. Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Cevdet Akçay ile Banka Genel Müdürü arasında görüşmenin hülasası. Bu arada Merkez Bankası Para Politikası, Politikası Kurulu üyesi bir başkan yardımcısı toplantıya 2-3 gün kala nasıl banka genel müdürleriyle de bankacılarla bir araya gelir? Yahu elin Merkez Bankası başkanları ve politika, para politikası kurulu üyeleri 10 gün kendilerini tecrit ediyorlar. Dış dünyaya kendilerini kapatıyorlar. Yani temasta bulunmuyorlar. Tabii ki dünyayı takip ediyorlar. Renk vermemek için, ihsa sırayı da bulunmamak için. Bizimkiler gidiyorlar diyorlar ki ve bunu da doçent doktor Cevdet Akça'ya yaptırıyorlar. Biz politika faizini fazla arttıramıyoruz. TL mevduat faiz oranlarını yükseltin. Kredi faizinde bizim getirdiğimiz tahtitlere riayet edin diyorlar. Elçiye zeval olmaz. Gözümüz üzerinizde mesajı bu. E, bankalar tabii Hakan Aran evet öyle dese bile gerçekte ne kadar direnebilecek? Sonuçta patron merkez bankası, saray, hükümet ne diyorsa, Erdoğan ne diyorsa ona tabi olacaksınız. Bakın bu kurun buralara düşüp buralardan birilerinin borcunun kapatılacağı döviz borcunun buralardan birilerinin borsadan TL'den zirveden çıkıp düşükten döviz alıp dövize geçecekleri yabancıysa yurt dışına çıkacaklar hepsi planlanmıştı. Son iki haftada borsada net satış yabancının net hisse satış tutarı 177 milyon dolar. Dışarıda büyük bir dalga geliyor. Ortalık karışık. Çin'de, dünyada, Amerika'da her taraf toz duman. Dolayısıyla bu şartlar altında bunu çok fazla sürdüremezsiniz, sürdüremeyiz ve ne olacak biliyor musunuz? Bu halının altına ittikleri bu meseleler önümüzdeki günlerde karşımıza çok daha şiddetli sarsıntı olarak çıkacak ve TCMV'nin faiz kararı doları, altını ve borsa sistemini nasıl etkiler şeklin günün sorusuyla hızlıca toparlayalım. Tabii Merkez Bankası'nın faiz kararını grafikle tekrar dikkatinize sunuyorum. Ağustos Temmuz itibariyle son itibariyle %47,27 TÜFE var. O da indirilmiş e, Merke e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun nereden derlediğini bile bilmediğimiz fiyatlar. Motorine sadece 3 ayda %110 zam geldi. İğneden ipliğe zamlar devam ediyor. Nasıl inandırıyorsunuz yüzde inanacak vatandaş %47'ye dolayısıyla enflasyon beklentisini siz değiştiremediğiniz müddetçe kamu bizzat enflasyonu körüklüyor. Kamunun yaptığı, hükümetin yaptığı zamlar vergi artışları Peki politika faizi %25'e gelmiş. E, tamam aradaki makas reel faizin eksi olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada burada dolar kuru üzerinden şöyle bir bakalım. Yani dolar kurunda ne olup bitiyor? Dikkat edin doları 26 merdiven e, hani basamak basamak merdiven basamağı modeliyle devalüasyon de devam edecek diye burada anlattım. Seçimden sonra önce 21.5'a, sonra 22.5'a, sonra 23, e, sonra 24.5, sonra 25.5, sonra 26.5 ve 27 üzerine doğru gidiliyordu. 27'den 25.83'e o re, e, bankalar arasındaki kur olarak baktığımız şu tabeladaki kurda dikkat ederseniz 26'yı yeni dip nokta olarak belirlediler. Bunun üzerinden yavaş yavaş yine döviz satarak Kontrollü bir şekilde bankalara bakın 50 bin dolardan fazla satamazsınız diye tahdit getirdiler bugün. 16'dan sonra satılmıyor. E zaten o kurdan şut kurdan kimse bir kişi çıksın desin ki hayır hocam ben aldım 25 50'den, 25 50'den 25.50'den 25 25.60'dan alamazsınız. Bu zaten kapan bu kapanı niye kurdular? Elindeki e, dövizi birileri boca etsin biz de aşağıdan toplayalım diye bunu bu tuzağa kurdular. Dolayısıyla bu kur tekrar kademe kademe yukarı doğru gidecek. Gitmek zorunda. Gitmezse ne olur? Gitmezse zaten Eylül'den Ekim'den itibaren başka şeyleri konuşuruz. Zaten faiz artışının getirdiği reel sektörün kredi krizinin, krediye erişim probleminin ve tahsilat krizinin zincirleme etkiyle domino taşı etkisiyle ...piyasadaki o nakit döngüsünün durması ile beraber ekonomide ani duruş riski baş gösterir. Erdoğan o gün işte o gelen şikayetleri ve serzenişleri bu sefer... ...şu ana kadar kulak tıkasa da bundan sonra diyecek yeter artık. Yani bu evet kur geçici olarak bir günde bunu karardan hemen sonra düşürdüğünüzü söylüyorsunuz... ...ama bunun kalıcı olmadığını önümüzdeki günlerde çok kısa sürede faiz kararının üzerine çıktığımızı göreceğiz. Suni bir düşüştür. Düştükçe alım fırsattır. Maliyetinizi, paçal maliyetinizi düşürme fırsattır. Ve kur korumalı mevduat düşünenler için bunu açma fırsattır. Bu da orta vadeli programda dediğim gibi ortalama kuru aşağıya çekmek için yapılmış bir oyun. İkincisi, beklentilerin değiştiğini farz etmesini istiyorlar tasarruf sahiplerinin, küçük yatırımcının, vatandaşın. Satsın gitsin kurtulalım biz de döviz açımızı kapatalım. Hatta Rusya ile soğuk savaş devam ederken... Putin'in BOTAŞ'ın parasını ertelediği borcunu öne alabileceğine dair birkaç haftadır burada yaptığım ikazların Ankara'yı endişelendirdiğini de ben duyuyorum. BOTAŞ için döviz yığmaya başladı Merkez Bankası kenara. Yarın isterse ortada kalmayalım diye para biriktirme, döviz toplamaya çalışıyorlar. Kur korumalı mevduat kararıyla orada muzam karşılıkları 40 bas puan artırarak 7-8 milyar dolar piyasadan çekeceklerdi likiditeyi. Bir de bugünkü operasyonda birkaç milyar dolar toplamışlardı. Hiç önemli değil. Sonuçta bu dövizler tekrar tekrar arka kapıdan satılacak. Dolayısıyla dolar tl grafiğinde bundan sonra aslında bu sert düşüş gibi kademe kademe yükselişin devam ettiğini, sert düşüş kadar sert yükselmese de buradan itibaren yavaş yavaş alımların geldiğini ve 27 üzerine 27 20 üzerine tekrar çıkacağımızı göreceğiz. Birkaç aylık vadede tabii ki 23'ten 22'den 20'den alanlar buralarda kar satışı bugün yapabilir miydi bir o kısmını yapabilirdi. Bunu hep söylüyorum. Kar satışı düşünüyorsanız ya da elinizden çıkarmak gerekiyorsa o seviyelerde Merkez Bankası toplantısı öncesi tabii ki çıkarabilirsiniz. Ancak 6 ay, 1 yıl elinizde tutacaksanız, 3 ay tutacaksınız. niye telaşa kapılasınız ki? Türkiye'de enflasyon mu düştü? Türkiye'de net döviz rezervleri eksi 60 milyar dolara inmedi de artı 20 milyar dolara mı sevap dahil buraya çıktı? Hayır. Dolayısıyla tablo cari açık 60 milyar dolara gidiyor. Bütçe açığı 1 trilyon liraya gidiyor. Zamlar birbirini kovalıyor bu açıdan dolar TL'de bu seviyelerin alım fırsat olacağını söylemiştim. Hatta buradan Merkez Bankası'nı hep ikaz ettim. Dedim ki kurda yukarı yönlü hızlı yükselişler ne kadar tehlikeliyse aşağı yönlü hareketler de sert hareketler tehlikelidir. Bakın bugün piyasanın bütün dinamikleri alt üst oldu. Alacaklılar zarar etti, borçlar kar etti. Bir, bir yerden para alındı, birilerinin cebine aktarıldı. Tıpkı hem 20 Kas 10 Kasım 2020 19 Mart 2021 arasında olduğu gibi hem de 20 Aralık 2021'de kur korumalı mevduat kararının verildiği o haftada olduğu gibi. 11 liradan 18,5 liraya çıkarıp sonra bir anda 11 liranın da altına kadar düşürülen. Yani dikkat ederseniz o kadar düşmediğini gördüğünüzde zaten faiz kararının bu etkisini de buradan ölçebilirsiniz. Bu geçici bir düşüştü. Buradan kademe kademe yön yukarı gidecek. Euro TL'de tabi Euro dolar paritesi düştüğü için o da 28 lira seviyesine geldi. %5 orada da kayıp var. Euro dolar çünkü 1.08.31'e geldi. 1.09 onun 10 üzerinde kalıcı olmayacağını ve 1.08.70 ve 1.08.50 desteklerinin kritik olduğunu belirtmiştim ki 1.08.50'nin de altında. Dolayısıyla artık 1.07.70 ve 1.07.44 desteklerine doğru Euro doları takip edeceğiz ama e, Fed'in 14 Eylül'deki toplantısına kadar 1.07-1.09 aralığını ana aralık olarak güvenli aralık olarak zaten işaret etmiştim euro dolar paritesinde. Dolayısıyla dövizde bir miktar altında bunlarda bulunmadan sadece TL'ye güvenerek yola devam edenlerin 3-5 yılda neler kaybettiklerini biliyorsunuz. Bu açıdan doları euroyu nasıl etkileyeceğine günün sorusuna cevap vermiş olduk. Bir de tabi ee, borsaya e, geçelim. Borsa çok ilginç değil mi? Merkez Bankası %25'e çıkarmış. 750 bas puan faiz artırmış. Ezber bozan bir şey. Yahu bu borsanın bugün 8500'e çıkması lazımdı. Hadi bilemediniz 8100 rekorunu geçmesi lazımdı. Eksi 1,45 ile kapattı. Yani böyle bir günde borsa İstanbul 7500 kritik eşittir. O kırıldı. Kapanış 7491. Hatta kapanış indikatörlerine bakayım sizin için. Acaba yarın açılışta nasıl bir tablo olabilir? 5 dakikalıklara baktığımda Makt, Fisher, Bollinger bantlar Vortex indikatörü ve göreceli güç endeksine baktığımda 5 dakikalık itibariyle yarın açılışta da yine satış var. ...satıcılı bir atı, açılış gelecek. 15 dakikalıkta da benzer bir tablo var. Satışlar devam edecek. Peki günlüğün indikatörlere bakma. ...gerçekten e, borsada... ...yarın e, belki de... ...hiç kimsenin tahmin etmeyeceği şekilde... E, ...daha sert satışlar gelecek. İşte buyurun. Faiz artıyor. Niye borsa yükselmiyor? Efendim kısa vadede borsa için olumsuzmuş. Eğer dövizdeki refleks... ...bu ilk günün faiz kararının ilk refleksi ise... Borsada niye bunu görmüyoruz? Borsada ki şirketlerin önümüzdeki aylardaki finansman maliyetinin ve e, piyasada oluşacak tahsilat krizinin yol açacağı ve bu kredi faizlerinin, kredi kartı faizlerinin artışının getireceği talep daralmasının satış hasılatını ve karlılığı nasıl etkileyeceğini bilenler biliyorlar ki önümüzdeki aylarda bu borsa daha da aşağıya gidecek. Ne yazık ki bugün çok büyük bir operasyon yapıldı. Borsada zirveden zaten 8000'e doğru giderken dikkat edin. Teknik düzeltme emareleri giderek artıyor demiştim. Zirvede yorgunluk emareleri belir demiştim. Ve bugün bu karara rağmen bu olduysa geçmiş olsun. Ne yaptılar biliyor musunuz? İkinci bir kenara not edilmesi gereken tuzak şu ki yabancılar ya da bıyıklı yabancılar ya da yandaş yabancılar 25 70'ten 26.50'den ondan 26 50'den bankalar artık hangi bankayla kaçtan kapatabilmişlerse onlar daha cazip kurlardan alabiliyorlar yüksek tutarlı işlem yaptıkları için borsada 8000'e doğru sattılar nominal bazda dolar bazında da 280 dolar üzerinde işte 280 üzerinde sattılar ve şimdi bundan sonra o yüksekten TL'yi satıp düşükten kuralıp geçtiler dövize ya da çıktılar, gittiler. Çünkü dışarıda da bir dalganın geleceğini biliyorlar. İçeride de bu işin böyle bu faizi, ekonominin, reel sektörün kapasitesinin, Türkiye ekonomisinin mevcut öz kaynak yapısının, mevduat vade yapısının kaldırmayacağını biliyorlar. Evet bugün varsın birileri eğlensin birileri de gayet iyi eğlendi. Gayet iyi para kazandı. Ama Sayın Şimşek kararlıyız diye tweet atmışsınız. Yahu kararlıysanız gelin şu kamu ihale kanunu değiştirin. Hazine garantili yap işlet devlet modeliyle yapılan geçmeyen araba için inmeyen gelmeyen yolcu için verilen paraları iptal edin. O ihaleleri dövize endeksli değil TL'ye çevirin. Kamudaki israfa son verin. Hani tasarruf tedbirleri? Nerede? Türkiye Varlık Fonu'nun hesaplarını denetleyebiliyor musunuz Hazine Bakanı olarak? Bırakın onu. Siz bu ülkenin Hazine Bakanı'sınız. Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulunda bile değilsiniz. Sizden önceki Berat Albayrak, 2-3 önceki selefiniz orada yönetim kurulu başkan vekiliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan vekiliydi. Onlarca madde yazarım. Eğer Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak istiyorsanız. Siz? kaynağı belli olmayan kaynağı belli olmayan e, hedefleri belli olmayan bir program uyguluyorsunuz kendinizce. Kaynak nedir? Mesela IMF'den bir kredi alırsınız. O krediyle şu işte döviz kurunu istikrara kavuşturursunuz. Borçlarda döviz borçlarını azaltırsınız. Kamunun borcunun içinde %61 dövizin payı var. Nasıl dolarizasyon tersine dolarizasyona dönecek? Dolayısıyla kararlıyız derken öyle tweet atmakla olmuyor Sayın Şimşek. Kararlıysanız işte Türkiye Varlık Fonu kara deliğinden başlayın. Havuzun dibi delik. Bu havuzun dibinin delik delik kısımları tıkanmadan sizin kaynağınız ne? Vergileri arttıralım, zamları arttıralım. Hatta emekliye işte %25 zam yapıyor gibi görünüp 7500 lirada tutalım 6,5 milyon emeklinin maaşını. Memura da seyyanen zam diye verdiğiniz 8500 lirayı da Ocak ayında yine memurun önüne tarifeli maalesef şey olarak ona atılmış ikinci bir tuzak olarak önüne getireceksiniz tıpkı emeklere yaptığınız gibi. Dolayısıyla burada borsanın yüzde bir buçuk kapandığı bir günden bahsediyoruz. Hiç kimse inanmıyor. Kararın ne olduğunun, neye, ne gibi sonuçlar olacağını biliyorlar. Dolayısıyla burada aman sizsiz olun. Borsa İstanbul'da satışlar devam edecek arkadaşlar. Üzgünüm ama Halka arzlar olup bitenlere bakar mısınız ya? Martı New York borsasında halka arz edildi geçen ay. 8,69 8,69 dolara arz edildi. 74 sente indi. Yahu yakında kağıt kalmayacak ortada. Kapatacaklar büyük ihtimal. Atacaklar kod koddan şeyi Martı Teknoloji elektrikli scooter şirketi. İstanbul'dakiler, İstanbul'da ikamet edenler bilir. Peki Martı aynı Martı aynı mı artı bu? Borsa da halk arz edilse ne olur? 8.60'dan 8.64 hani piyasa değeri 9 lira, 9 dolar diyelim. 9 doları da işte yani 180 lira 200 lira bedelle çıkarılsaydı. Bugün belki 600-700 liraydı. Halka arzlar böyle gidiyor Türkiye'de. Kale seramiği biliyorum. Bodur ailesinin Zeynep Bodur okuyor. Çok babadan e, bir sanayicidir anlıyorum. Ama 60 milyar, 70 milyar edemez kaleseremin piyasa değeri. Oralara getirdiler. Diğer Astor'dan, diğer güneş enerjisi şirketlerine bakın, diğer evlere şenlik piyasa değerleri var. Gitmez. Bunun hepsinin acısını işte bugün yaptıkları gibi. Geçen hafta Perşembe günü yarmıştım. O gün Cuma'dan beri yaptıkları gibi zirveden bunları birilerinin üstüne yıkacaklar ve gidecekler. Dolayısıyla borsada tabii ki Türkiye'nin bu kadar döviz açığı olmasaydı, enflasyon düşmeye başlasaydı, faizler artmaya devam ederken ekonominin kapasitesi o faiz artışını kaldırabilecek noktada olsaydık böyle bir şey yok. Mevduat faizlerini %40'tan fazla artıramayacaklar. Niye geçsin vatandaş TL mevduat? Bir de yıllık niye geçsin? 3 ayda bir yenilenecek ve bakacak 3 ayın sonunda. Dolayısıyla Vatandaşa döviz ve altından başka hatta arsa, tarla ve gayrimenkulden başka alternatif bırakmadılar. Zaten kur korumalı mevduatın yükünü tekrar birazını bankalar ama %90'ını vatandaşa yıkarak çıkmak istiyorlar. Devalüasyon yapacaklar çünkü seçimden sonra. Bir ara devalüasyon yıl sonuna kadar bizi bekliyor. Bir de esas devalüasyon ve zam bombardımanı zaten 1 Nisan'dan itibaren. Dolayısıyla siz bugün 3 ayı 5 ayı düşünerek hareket etmeyin. Tekrar ediyorum gelecek önümüzdeki 12 aydaki siyasi, jeopolitik, jeoekonomik, jeostratejik sıkıntıları, riskleri dikkat alarak lütfen hareket edin. Kredi kartı aktif faizi artıyor dedim. E, bu arada Borsa İstanbul'da bu hokus pokus işlemlere bakın. ilk defa bir portföy yeni üticisi. Borsa İstanbul tane bir ay İşlem yasaklısı haline geldi. İslam yasağı getirdi sermaye piyasası kurulu. Niye? İşlem yaptı hisselerde manipülasyon yapmış. Yahu tuz kokmuş. Borsayı çevirdiler kumarhaneye. Bazılarını tenzih ediyorum. İşini iyi yapan aracı kurumları, yatırım bankalarını ya da e, yatırımcıları, şirketleri, küçük yatırımı tenzih ederim. Ama siz biliyorsunuz kimleri kastettiğimi. Milletin canını yakmaya devam ediyorlar. Bu arada diğer tarafta da. E, me, memur ve emekli enflasyon altına eziliyor dedim. Bakın bir tweet attım çok tartışıldı. Hükümetin %15 artı 9 ya da %15 artı 10 teklifine evet derse sen ünvanlara göre memur maaşları 1 Ocak 2024 tarihinde kaç TL olacak? Bu arada bu tablodaki veriler Anadolu Ajansı'nın temmuz zammıyla paylaştığı tablodan alınmıştır. Bazı memurlar bu benim maaşım bu kadar değil vesaire diyor ama uzman doktor maaşta orada e, o 1 Ocak 2024 için 53 bin lira aşağı iniyor gibi görünüyor. Hayır o e, üzerine 45 civarında bir artışla e, 73-74 bin liraya doğru gidecek. E, tabii ki bu zamlar, bu maaşlar birebir böyle artırılsa bile enflasyon karşısında bu eriyor. Bakın, bakın motoruna yüzde 110 zam dediğim 3 aylık zamdan bahsediyoruz. Memur sen yüzde 15 artı 9'u kabul etmedi hakem kuruluna gitti. Hakem kuruluna kim var? Yine kamu var. Hakem kurulu ne diyecek? Muhtemelen %15 artı 9, %15 artı 10 olarak 2024 yılında ilk 6 ay %15, ikinci 6 ay %10 olarak kabul edecek. Yahu enflasyonun %70-80'lerden bahsedildiği, gerçek enflasyonun %150 olduğu bir memlekette bu oranlarla hangi şube müdürü, hangi teknisyen, hangi kamu mühendisi, hangi doktor, hangi polis memuru, hangi öğretmen, hangi avukat gelirini korusun. Dolayısıyla bu zamların, bu zamların ocağa gelindiğinde bırakın ocak zammı şu anda Temmuz'da yapılan zam işte Ağustos geçti buharlaştı değil mi? Kiralar vesaire orada polisiye tedbirlerle yüzde %25 kira artış oranı tahtidiyle vesaireyle engellenmeye çalışılırken kiracılarla ev sahipleri birbirlerini öldürüyor. İnsanın yüreği parçalanıyor. Benim memleketim Zonguldak'ta ev sahibi bütün akrabaları bir kapıya dayanıyor. Kiracı arkada ev, evin içinde güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Ya çocuk orada ağlıyor. 2-3 yaşında bir bebek var. Herkesin gözünü para bürümüş. Ya ev sahibi haklıysan bile kapıya mı dayanman lazım? Git mahkemeye ver. Git noterden ihtarname çek, git polisle gel neyse tahliye kararı gerek varsa elinde. Böyle olur mu? İnsanlar çekiyor, silahla, tüfekle öldürüyor, birbirini doğuruyor. Ve devlet buna sebep oldu biliyor musunuz? Geçen sene bu konu tartıştığında dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ böyle övülerek an anlatırken dedim ki insanları birbirine düşüreceksiniz. Siz enflasyonu %70'lere, %80'lere, yüzlere çıkarın ama kira %25 artacak deyin. Böyle olur mu? İşte bak bunun bedelini ödüyoruz. Dolayısıyla ama ne olur ev sahipleri sizde lütfen kiracılar hayatından insan hayatından hiçbir bu insan hayatının yanında bütün bunların ne hükmü var? Batsın o kira oradan gelecek şey. O çocuğun gözyaşlarına o korkusuna o travmaya değer mi? Çok üzüldüm o görüntüleri görünce. E, dolayısıyla yani o kadar sosyal, psikolojik, sosyolojik, ekonomik, iktisadi olarak öyle bir bilinmeze doğru gidiyoruz ki. Dep muhtemel Büyük İstanbul depremi o zaten uykuları kaçıran bir şey. İşte orman yangınları her taraftan maalesef moral bozan ne varsa hepsi bir arada. Dolayısıyla siz siz olun hesabınıza kitabınıza dikkat edin. Bakın Türk Hava Yolları'ndan bir örnekle bitirelim. Yahu Bükreş'ten İstanbul aktarmalı tekrar Bükreş bileti alırsanız daha ucuz ya. İstanbul'dan alırsanız aynı bilet 2247 euro. Romanya'dan alınca 1280 euro. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye'de ikamet etmek ceza gibi. Otellerde de biliyorsunuz aynı şey var. Almanya'dan rezervasyon yapsanız yarı yarıya ucuz. Aynı otelde aynı sürede yarı yarıya neredeyse ucuza kalıyorsunuz. Yazık. Vatandaş her açıda herkesten devlet vuruyor, gelen vuruyor, giden vuruyor. Ey Bu şartlar altında tabii ki herkes başının çaresine bakacak. Ben bu Merkez Bankası kararını da, bu olup bitenleri de, bugünküleri bakın bu programla kayıtlara geçirdim. Tıpkı daha önceki tuzakları, daha önceki operasyonları nasıl kayıtlara geçirdiysen ve çok pişman olacaksınız diye ikaz etmiştim o gün. Ee, Naci Ağbal'ın %19 faiz %19'a çıkardığı gün dedim ki çok pişman olacaksınız. Çünkü başka bir şey var. Mesele sadece faizi artırıp arttırmamak nihai faiz seviyesi faizin genel seviyesi değil. Bu da başka bir şey var. Düşürürken de birilerini zengin ediyorsunuz. Bu hamleleri yaparken aradaki geçici pozisyonlarda da birilerini zengin ediyorsunuz. Merkez Bankası gerçekten eğer rasyonel politikaya geç, geçtiyse Sayın Cevdet Akçay. Sayın Hacıca Karaan, Sayın Fatih Karaan, Sayın Elif Aykır Hobikoğlu ve Sayın Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan lütfen hangi kuru, hangi seviyeden kaç lira ne kadar döviz sattığınızı açıklayın bundan sonra. Arka kapı satışlarına devam ederken bu faizle efendim para politikası sıkı olmaya kararlıyız, üzerine gitmeye devam ediyoruz diyemezsiniz. Ya o ya o. Deve miyiz, kuş muyuz? Yok deveyim. Uç diyorsun deveyim. E, yükü taşı kuşum. Dolayısıyla bu konuda bir karar vermek lazım. Hani şöyle yapmayın ya. Temel demişler ya. Ya e, ne istersin? Allah'tan ne istersin? Ama dikkat et sen ne istersen Allah İdris'e de onun iki katını verecek. Temel demiş ki bir gözümü alsınlar. Ya bu böyle de olmasın yani. Bir şeyi yapacağını söylüyorsunuz. Düzelteceğini söylüyorsunuz yine o garibana altta kalanın canı çıksın dedirtecek bir bedel ödetiyorsunuz. Bugünkü tablo bu açıdan gerçekten evlere şenlik bir gün yaşadık ve bu tersten bir 20 Aralık 2021 operasyon, operasyonuydu. Ee, bu konudan haberdar olanlar tıpkı geçen hafta KKM kararını Cuma günden haberdar olup borsada e, banka hisselerini elden çıkaran Bank of America başta olmak üzere Diğer yabancıların yaptıkları Ve bugün de aynen devam ediyoruz Hep beraber soyuluyoruz İşin özeti bu Alenen soyuluyoruz Ve e, uyanık olanlar Bu tuzağa düşmeyenler ayakta kalacak Bu arada para kazanmanız için değil bu Anlattıklarım Hayatta kalın ana paranızı elde avuçta kalan paranızı Kaybetmeyin diye Türkiye artık ...bu vaziyette gel, geldi... ...survivor Survivor gibi yani... ...macera... Ee, ...bu açıdan... E, ...kredi kartında da e, son günlerin... E, ...dibini sıyırmak için son günler olduğunu... ...belirteyim... ...Amerika'da da mortgage faizleri %750 ile... ...2000 yılından bu yana... ...en yüksek seviye 23 yılın zirvesine çıktı... ...bunu niye aktardım... ...bu grafiği niye verdim... ...gerçekten... E, ...Fed'in... ...parasal sıkılaştırmayı yani %5.50'de kalmayacağını ve 5.75'e doğru gidebileceğine dair yıl sonuna kadar en az bir faiz artış ihtimali olduğunu görüyoruz. Bu açıdan yani dışarıda işler hiç iyi değil. Hele de Türkiye öyle 2001'den sonra olduğu gibi 2003'ten sonra olduğu gibi gelişen piyasalara para aktığı dönemde Türkiye'nin AB reformlarına imza attığı günlerde o para geldi. Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın başarısında biraz bu konjöktürün de küresel konjonktürün de payı var. Elbette liyakatli kadrolarla ve tutarlı adımlar attılar. Kamuda tasarrufu öne çıkardılar. Bunların da payı var ama para gelmeyince gelmiyor bakın. Faizi %8.50'den %25'e çıkardınız. Borsaya ne kadar geldi? 2 milyar doların 200 milyon doları işte bir iki haftada gitti. Ne kadar yabancı o da meçhul. Bu arada gelişen piyasalardan para çıkışı hızlandı son bir haftadır. Çünkü Çin kaynaklı bir yeni bir krizi piyasalar fiyatlıyor. Likiditenin daraldığı bir dönemde herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Serbest piyasa ile bankalar arasındaki bu makas kur makası açılmaya devam edecek. E, efektif de yine serbest piyasa lokomotif olacak. Zaten bu ne zaman açılmışsa hangisi hangisine yaklaştı? Serbest piyasa mı bankaların seviyesi? Hayır. Bankalar yukarı doğru gitti. Zaten bankalar kendileri de o ilan ettikleri kurdan döviz satmıyorlar ki. Dolayısıyla... Bu noktada ne olur? Bu aslında ismi konmamış sermaye kontrollerinin, arabes para politikasının ortasında hayatta kalmaya çalışın. Uzattığımın farkındayım ama gerçekten şu kısa videolar için gün sayıyorum adeta. O gün gelse de şöyle 15-20 dakikada merhamızı anlatsak, bitirsek. Ancak şu verilerin hiç bir tanesini eksik bıraksam bugüne dair yanlış ve eksik bilgi aktarmış olurum size. Çok sağ olun. Sizler destek oluyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Daha fazla beğenelim. Daha fazla insan e, insana ulaşalım. 180 bin işine geldik ve 200 bin hedefimiz var. O zirveyi de aşalım. Yani şu programı seyredip abone olmayan 5-10 bin kişi abone olsa bu hafta sonu biz 200 bin direncinde geçmiş, geçmiş olabiliriz. Ama her şeye rağmen abone olan, olmayan, seyreden, beğenen, beğenmeyen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Umudunuzu eksiltmeyin ama tuzaklara da dikkat edin ve tuzağa düşmeyin. Hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu temenni ederim. Pazartesi yine aynı saate karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.